Evet çocuklar, eş anlamlı kelimelerle ilgili bir sudoku çalışması hazırladım. Öncelikle kartlarımızı hazırlıyoruz. İki tane eş anlamlı kelime aldım ben. Yıl ve seneyi aldı. Bir de cevap ve yanıtı aldı. Siz tabii bunu daha fazla kelimelerle birkaç etapta oynayabilirsiniz. Böylece eş anlamlı kelimeleri de daha iyi öğrenmiş olursunuz. Şimdi buradaki kartlarımızı bu sudoku tablosu üzerine yerleştireceğim. Bu tabloyu siz daha büyük, daha sert bir zemine hazırlarsanız farklı çalışmalar içerisinde zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeler, geometrik şekiller birçok şey için oyun haline dönüştürüp oynayabilirsiniz. Sudoku mantığını biliyoruz. Aynı satıra aynı kelimeden koyamıyoruz. Aynı sütuna aynı kelimeden tekrar koyamıyoruz. Hadi şimdi yerleştirmeye başlayalım. Örneğin yılı buraya yerleştirdiğimizi düşünelim. Seneyi buraya yerleştirdiğimizi düşünelim. Cevap buraya geldi. Yanıt buraya geldi. Şimdi böyle şu şekilde bakalım. Hatırlarsanız aynı hücre içerisine aynı karttan ya da aynı rakamdan tekrar koyamıyorum. Dolayısıyla şurada bir hücre var. Bu hücre içerisine yılı koydum, seneyi koydum. Neyi koyabilirim? Cevap koyabilirim. Ne kaldı? Yanıt kaldı. Yanıtı yerleştirdim. Bunu iki kişi oynayabilirsiniz. Daha eğlenceli olur. Burada da bakın cevap ve yanıt kullanılmış. Ne yok? Sene ve yıl yok. Sene ve yılı yerleştiriyorum. Sene ve yılı yerleştirdim. Şimdi gelelim bu hücreye. Şimdi burada sütuna bakıyorum. Yıl ve cevap kullanılmış. Ne yok? Sene ve yıl yok. Öyleyse buraya seneyi koyalım. Buraya yılı koyamam. Hayır, pardon. Burada yıl kullanılmış. Sene ve ne yok? Yanıt yok. Evet. Şimdi buraya bakalım. Bakın burada sütunda sene ve yanıt var. Yıl ve cevap yok. Bunları yerleştirelim. Yıl ve cevap yerleştirdik. Şimdi bakalım. Şu satıra bakalım. Sene, yıl kullanılmış. Burada ne olması lazım? Burada cevapla yıl kullanılmış. Hangisi yok? Yanıt yok. Öyleyse buraya yanıtı koyuyorum. Bakın. Zaten bu sütun doldu. Dolduğu için cevap, yıl, yanıt, kim kaldı? Sene kaldı. Aynı zamanda satırı da kontrol ediyorum. Orada aynısından olmaması için yerleştirdim. Şimdi buraya bakalım. Yanıt, sene, yıl ve cevap kalmış. Yalnız cevabı buraya yerleştiremem. Yılı da buraya yerleştiremem. Çünkü aynı satırda yıl kullanılmış. Dolayısıyla cevabı buraya yerleştiriyorum. Yılı da buraya yerleştiriyorum. Ve son kez bir kontrol edelim. Satırlara bakıyorum. Aynı kelime tekrar etmemiş. Sütunlarda da aynı şekilde. Böylece oyunum bitmiş oldu. Evet, bu oyunla hem eş anlamlı kelimeleri pekiştirmiş olduk. Yıl ve sene eş anlamlı. Cevap ve yanıt eş anlamlı. Böylece bu şekilde bu kelimeleri de hiç unutmamış olursunuz çocuklar. İyi eğlenceler.